Eskişehir'den herkese merhaba. Sabah programda söylemiştim. Çifteleri konuşacağız. Çiftelerler Dernek Başkanı Coşkun Hadak şu anda yanımda, karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Coşkun teşekkür abi ediyoruz. Diyeyim artık. Çok teşekkür ederim. Açılıştaki resmiyeti bir kenara bırakayım. Çifteleri konuşacağız. Ne güzel yerdir Çifteler. Bilmiyorum gittiniz mi? Buradan bütün Çifteler hem ilçe merkezinde olanlara hem mahallesine hem de Çiftelerde çok uzaklarda olan gurbeti yaşayanlara da bir selam gönderelim. Allah sağlık sıhhat versin, işleri güçleri rast gelsin. Coşkun abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir gündemine yön veren Sedef Medya Grubu, Eskişehir.net'e genel koordinatör olarak sizin nezdinizde tüm grup çalışanlarına başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel düşünceleriniz için. Şimdi Çiftelerin tabii konuşulacak çok şeyi var. Buradan bir başkana da bir selam. Bayağıdır göremiyoruz. Kadir Bıyık. Başkanımıza da bir selam gönderelim. Başkanımıza da selam olsun buradan. Bir gideceğiz ama bir türlü işte pandemiydi, oydu, buydu derken kaldı öyle. İnşallah en kısa zamanda gideriz. Çiftelerden biraz bahsetsek derneğe gelmeden önce, dernek faaliyetinde yine bahsederiz ama şöyle çifteleri bir iki cümleyle özetleyecek olursak ne söylemek isteriz? Çifteler derneğimizin ilk önce ben kısaca bir amacından bahsedeyim. Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı, ırk, dil, cins, siyasi görüş farklılığı gözetmeden birlik beraberliğimizi tecessüm ettirip ilçemizin ve insanımızın her alanda hak ettiği yerde olması için gayret gösteriyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hı. Çifteler Eskişehir'in gerçekten nadide sayılı ilçelerinden bir tanesi. Bu anlamda Sakaryabaşı'yla Eskişehir'imizin bir incisi, iş adamlarıyla olsun, nüfus olarak 15 bin nüfusa sahip bir ilçe. Tabii ki genel olarak baktığımızda diğer şehirlere göre Eskişehir'in ilçeleri gelişmişlik konusunda biraz maalesef yaya kaldılar. Bunda artık siyasilerinde bir etkisi var mıdır bilemiyorum. Gerçekten ileriye yönelik çok büyümesi gereken ilçelerimiz var. Her türlü potansiyel de var. Tamam bazı ilçelerimizde belki biraz olmayabilir ama Çifteler bunun dışında Sivrihisar, bunun dışında mesela bu ilçelerimizde potansiyel var. Buralara sadece küçük dokunuşlar, belki cesaretler biraz gerekiyor. 15 bin dediniz nüfus. Evet şu anda nüfusu 15 bin. Çok güzel, çok güzel. Şu şimdi ilçe iş adamlarımız dediniz. Mesela oradan başlayalım. Hatta onun da öncesinde Çiftelerle Derneği nerede? Şimdi bayağıdır tabela... Böyle bende tabela hastalığı vardır işte. Gün yüzü nerede, İyi Parti nerede böyle gezerken hep bakarım. Çiftelerler derneğimizden ben yine kısaca şöyle bahsedeyim. 2009 yılında 40 tane kurucu üyeyle kuruldu derneğimiz. 2009 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmekte. En son olarak Yasin İş Merkezi'nde derneğimizin bir yeri vardı. Pandemi süresinde biz derneğimizin yerini maalesef imkansızlıklar nedeniyle taşımak zorunda kaldık. Çifteler Belediye Başkanımız Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz. Bize Çifteler'de güzel bir yer tahsis etti. Bu dönem için geçici olarak hem şube olarak da orada bir yerimiz olsun diye derneğimizi geçici bir süre için çiftelerimize taşıdık. Biraz maalesef, sıkıntılı bir durum. Maalesef Çiftelerler Derneği sineği millete dönmüş. Sineği çifteler olmuş. Ama şimdi çok önemli iş adamları var. Çok büyük saygın iş adamları var. Evet. 15 bin nüfus da az değil. Hani belki bir han görece nüfus az olduğu için söylüyorum. Olsa neyse ama Çiftelerler burada derneğini yaşatmalı, ayakta tutmalı bilemiyorum. Bu aslında sadece Çiftelerler Derneği'nin de sorunu değil. Zaman zaman gündeme geliyor. İşte biz bu işin çok içindeyiz, karşılaşıyoruz. Bir hemşeri derneği ya da böyle bir derneği ayakta tutmak çok zor. Gönüllülük esasıyla çalışılıyor. Hele de pandemi şimdi ekonominin daraldığı bir ortamda. Başka derneklerin de sorunu aynı zamanda bu. Çok haklısınız. Geçmiş dönemlerde de biz bunu dile getirmiştik. Şu anda bazı derneklerin dışında Eskişehir'e bağlı ilçelerin büyük bir çoğunluğu derneklerinin yer mekan sorunu var. Bunu valiliğimiz veya Büyükşehir Belediye'miz aracılığıyla kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Tabii ki Çifteler bu Eskişehir'i temsil ediyor. Her birinin de Eskişehir'de binlerce sayıda hemşerisi var. Bu hemşeri derneklerini özellikle sivil toplumun olmazsa olmazlarından olan derneklere ehemmiyet verilmesi gerçekten çok önem arz ediyor. Evet. Rahmi'cim yayını paylaşabildin mi bu arada? Başkanımızın telefonu sayfada. Paylaşamadım.
Ver telefonu bir açalım şeyini. Herhalde tuş kilidi var. Orada bir açalım. Siz devam edin canım. Ya biz devam edelim. Sen o telefonun kilidini bir açtır. Şimdi çok önemli isimler var dedik. Çiftelerler olarak. Mesela bir isim bizim gazeteci. Bu arada bir Mustafa Cura. Çifteler Yiğit'in cirit attığı topraklar demiş. Ya orası Yozgat değil miydi diyesim geldi şimdi ama tabii ki çiftelerde öyledir. Önemli isimler var dedik. Yine bunlara geçmeden önce Harun Karacan Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğu zaman bir STK apartmanı mı diyelim, STK şeyi önermişti. İçinde derneklere falan böyle ücretsiz ya da cüzi ücretlerle bir yer verilecekti. Yani bir ihtiyaçmış o, şu anda görüyoruz. Önemli isimler dedik, tanınan isimler. Gazeteci Özdemir Uçak, benim arkadaşım, hani ilk aklıma gelen. Diğerlerini de sizden alalım. Çiftelerlidir kendisi. Sizde nasıl isimler var bir bakalım. Eskişehir'in ekonomisine yön veren, gerçekten çiftelerin köylerinden çıkıp kendi çabalarıyla buralarda fabrika kurup insanımıza aş iş temin eden, istihdam yaratan çok değerli fabrika sahibi insanlarımız var. Bunlar kısaca şöyle isimlerini sayacak olursam ben Küpeliler Holding, malum o aynı zamanda Eskişehir Organize Sanayi Başkanımız Nadir Köylü. Küpeli, çiftelerimizin Arslanlı köyünden. Bunların her biriyle gurur duyuyoruz. Özlem Grup, Erdoğan Tekgöz, Baykullar Rulman, Abdullah Baykul abimiz, Güneş Havriyat, Muammer Köse abimiz, Artaş, aynı zamanda derneğimizde yönetim kurulu üyesi olan Orhan Arslanoğlu, Sivriler İnşaat, Yiğitler İnşaat, Manas, Can Lojistik, Ekrem Can, neredeyse Türkiye'nin yurt dışına da dahil büyük yükünü çeken, lojistik hem taşımacılık yapan çok büyük bir firma. Maşallah. Şoförlükten gelmiş insanlar bunlar. Ama burada devasa iş yerlerine sahip olmuşlar. Her biriyle arıcılar, yatırlar, bunlar her biri gerçekten Eskişehir'e büyük katkılar sağlayan. Altın bileklerde çiftelerle. Altın bilek lisanslı depoculuk, onlar da çiftelerler. Gerçekten bunlar yaptıkları işlerle hem Eskişehir'imizin Bayağı ekonomisine çokmuş. hem Türkiye'mizin ekonomisine büyük katkılar sunan insanlar. Her biriyle gurur duyuyoruz. Ben de şöyle biraz siyasete bakayım. Şimdi siyaset deyince akla hani bir dönem uzunca bir süre Mihalıçık, yani Mağlıç lobisinin etkisiyle seçilen bazı isimler gelir. Çiftelerin bir İsmail Özen'i, Allah rahmet eylesin, milletvekilliği Allah'a yaptı. Onun dışında işte az önce söylediniz Küpelilerden Hasan Küpeli hatırlıyorum, siyaset yaptı. evet. Ahmet Sivri, şimdi Atilay Dalgıç hala yapıyor. Yine de biraz zayıf geldi bana. Siyasetle pek ilgilenmiyorsunuz. Genelde çiftelerimiz gerçekten Eskişehir'e diğer ilçelere göre bir Mihalıçık ve Sivrisar'a göre Eskişehir'e geç açılmışlar şehire. Genelde topraklarına hakim olmak zihniyetiyle tarımcılıkta uzun süre kalmışlar. Daha sonra bu sektörü gördüklerinde buraya geç gelmelerinin bunda büyük bir etkisi var. Anladım. Peki şimdi derneğe bakalım biraz. 2009'da 40 kurucu üye ile kuruldu. Şu anda başkanısınız. Evet. Elbette ki pandemi var. Şu anda çok fazla belki faaliyet olamaz ama sizi çağırdığım zaman şimdi Rahmi'ye fotoğrafları da yolladım ben. Onlara da bakabiliriz zaman zaman arka planda. Çiftelere bu ara çok önemli yatırımlar var. Büyükşehir Belediyesi'ni falan. Belki biraz onu konuşabiliriz. Fakat önce dernek şu anda ne yapıyor? Hani sizin bir faaliyet alanınız var mı? Ona bir bakalım. Pandemiden önceki süreçte derneğimizin gerçekten sosyal ve kültürel anlamda etkinlikleri çoktu. Buna bazı örnekler verecek olursak, burada Eskişehir'deki Aziz Bolel Huzur Evi'ni yaşlılarımızı ziyaret ettik, şehitlikleri ziyaret ettik. Çiftelerli kadınlarımızla, erkeklerimizle hep birlikte sosyal gezi aktiviteleri yaptık, Anneler Günü yaptık, Dünya Kadınlar Günü yaptık. Pandemi süreci girdikten sonra maalesef biz de diğer medya gruplarında olduğu gibi genelde sosyal medya aracılığıyla faaliyetlerimizi yeni devam ettirdik. Gerek bayramlarda canlı yayınlar yaptık, gerekse İşte şu çok güzel bir görüntü. Sözünüzü kesiyorum ama estağfurullah. ben şimdi bayağıdır gitmiyorum. Burası Rahmi'cim, o fotoğraf durabilir mi? Onun üzerine biraz konuşmak istiyoruz ya. Çok güzel bir fotoğraf. Yenilendi mi? Burası gökyüzü mü? Evet. Sakarya başımız gerçekten hem Eskişehir'in hem çiftelerin incisi olan bir yer. Kadir Bıyık Başkanımızın geldiği dönemde
çevresel değişik düzenlemelerde bulundular. Gökgöz'de de bazı düzenlemeler yapıldı. Gökgöz aşağı yukarı kenarlarından 80 santim yükseltilerek ana gölete oradan küçük de olsa bir şelale şeklinde bir akıntı verildi. Ana göletin içine de harika. Evet ana. Şu fotoğraf çok güzel. Evet. Herhalde devam ediyor daha düzenlemeler. Gerçekten çok güzel. Bu arada hiç bilmeyen varsa burası Sakarya Nehri'nin doğduğu yer tam olarak. Sualtı dalışları, tatlı sualtı dalışlarında da Türkiye'nin önde gelen noktalarından birisi, potansiyeli var dedik ama bu söylemin altı çok dolu. İşte sadece şurası bile baktığınız an bir potansiyel.